Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir Clash Royale videosu ile karşınızdayım. Ben Atı. Bu Clash Royale videosunda başlıktan da anlayacağınız üzere Pekka ile alakalı bir video olacak. Önce Pekka'yı maxlayacağız. Ardından Pekka'ya özel Pekka'nın kule görünümünü alacağız. Ondan sonra da Pekka'nın özel ifadesini sizlerle beraber alacağız. Önce şu sandıkları bir açalım. Ender Joker kart güzel. Altı sandığı da açalım. İskelet ejder, barbar muhafızlar ve goblin kafesi. Şunu açmayacağım, iki taşla falan gerek yok. Şu anda Pekka'mızın 136 tane kartı var. Bunları şimdi 34 tanesini direkt Pekka'ya basacağım abi. Nasıl olduğunu da göstereyim hep size. Bu şekilde basıyorsunuz. Şimdi ödül ağı kısmından hem sandık açılımı da yapacağız. Aynı zamanda bunun için bekletiyordum sandıkları zaten. Hem de bu destansı Joker kartlarla beraber Pekka'yı maxlayacağız. Altın, taş, Joker kart, Ender 3 tane, Elip Barbar, Deprem, Goblin Fıçısı. Yani şu Ender kart şeyini vermese, Joker'den vermese efsaneviydi. Neyse, canımız sağ olsun. 100 tane sıradan Joker kart, hadi bakalım. Altın, taş, buz ruhu, havai fişekçi çok güzel, golem, flaşör. Bence bir efsane bir çıkacak ama hayırlısı. 20 Ender Joker kart, 207 oldu. Bir tane sandık anahtarımız oldu, 3 oldu toplam. Gayet güzel. Altın, taş, 12 ender, joker kartı, havai fişekçi, iskeletler, klon. 10 tane daha destansı joker kart, 15 oldu. 15 tane daha topladığımız anda Pekka Max. Altın, taş, kraliyet paketi, bombacı, klon, buz golemi. Ender takas jetonu gayet güzel. Altın, taş, top, minyon sürüsü, top arabası. Büyücü. Büyücü çok güzel. Geliştirmek istiyorum zaten. Ve Pekka'nın kule görünümü. Pekka duvarı. Hayırlı uğurlu olsun. Hemen kullanıyoruz şöyle. Şöyle. Devam ediyoruz abi. Altın. Taş. 63 sıradan Joker kart. Çok güzel. Binici. Alev topu. İyileştirici ruh. O kadar kötü geldi ki Ender'ler. Kardeşim sen alamayacaksın o efsanevi dedi bana. Resmen. 10.000 altın. Çok iyi. 10 tane daha ender joker kart. Altın, taş, minyon sürüsü, elip barbarlar, yavru ejder ve deprem geldi. Bunu alırsam maksimum azami sınırı aşacak mı? Envanter dolu diyor. Okey, alabiliyoruz yine. Altın, taş, buz ruhu, havai fişekçi, havan, felaket kulesi. 20 tane daha ender joker kart. Tekrardan 6 sandık. Altın, taş, joker kart, ender, elip barbarlar, minyonlar ve duvar yıkıcılar. 10 tane daha destansı joker kart, 5 tane kaldı. Altın, taş, iskeletler, mızraklı goblin, ayna, mega minyon. Bir epso ver artık ya. 2 tane daha sandık anahtar, 5 oldu. Rastgele kurallara göre dönüştürülsün mü? Aa, hiç görmedim ben bunu. Deneyelim. Ha, 50 tane muhafızlar verdi rastgele. Altın, taş, joker kart. Rastgele bir şey verdi. Duvar yıkıcı ve binici. Ha, bak bombacı oldu şimdi. Güzel. Dönüştürmek istiyor muyum? Dönüştüreyim ya. Bu videoluk dönüştüreyim. Bombacı. Okey. Değişik bir şeymiş bu. Altın, taş, kraliyet paketi, serseriler, şövalye ve barbar kulübesi. 20 tane daha ender joker kartı, 281 etti. Altın, taş, top, kraliyet paketi, okçular, büyücü. Bu sefer destansı da gelmiyor. Evet, şu anda itibaren Pekka'yı maxlayabiliyoruz. Sandıklarımız bitsin, maxlayacağız. Altın, taş, goblinler, iskelet ejderler, yavru ejder ve şifacı. Destansı takas jetonu. Güzel. 5 tane daha joker kart. Altın, taş, ender joker kart, 11 tane. Felaket kulesi, okçular, duvar yıkıcılar. Bir tane felaket kulesi yüzünden hepsi gelmedi. Ve kullanacağız tabii ki de. Altın, taş. Bakalım ne olacak? Alev ruhu, İskelet ejderler, golem, felaket kulesi. Şunu da alalım.
Bundan sonraki sandıkları da tutacağım arkadaşlar. Bunları kademe 35'e ulaştığım zaman açacağım. Bu kartlar kitabında Tesla için kullanmaya karar verdim bu arada. Haberiniz olsun. Şimdi Pekka'yı maxlayacağız abi. Şöyle bilgiden Joker kart 30 tane ver abi. Çok güzel abi. Şimdi benim zaten 100.000 altınım olduğu için geçen Clash Royale videosundan büyülü para sayesinde Hardot'u bedavaya bastığım için Pekka'yı 100.000 altına maxladık abi. Artık 984 vuracak. 4535 canı var. Oha. Harbiden çok yüksek. Bu destansı kitabı da max yapmak istediğim bir destansı kartı kullanacağım arkadaşlar. Ne için yapacağım? Kesin değil. Belki cellat. İşte belki barbar var dedi bir şey. Fıçı olabilir. Fıçı da çok mantıklı. Tabii ki şu yeni ifadeyi bir kullanalım sizlerle beraber. Sesini bir açacağım tabii. Şunu sesini bir açayım. Bir dakika. Tam bir bölüm sonu canavara geliyormuş gibi bir şey havası var. Hadi bakalım bununla bir savaş yapalım. Destem de bu şekilde. Haydut'u da maksadığım için bayağı kazanma oranının da artacağını düşünüyorum. 5000 kupaya bir çıkıyorum bir düşüyorum. Hani zorlu rakipler geliyor. Ondan dolayı birazcık yükselmekte zorlanıyorum ama ben 5300'leri falan çıkarım yine. Evet, max seviye Pekka geliyor karşımıza. Max seviye Pekka'lı adam. Ama biz daha maxız abi bence. Bizim hem kule görünümümüz de var. Çok güzel değil mi kule görünümü ya? Buradan bakınca çok şey olmuyor gibi ama arka görünümü bile gayet hoş. Ben şöyle bir alev topu atayım. Şöyle yapacağım. Gerek yok bence şey atmaya ya. Bir tane vuracak. Yapacak hiçbir şey yok. Oha, ikinciyi vurdu. Ayıptır. Oha ya. Tüm malum. Kral seviyemiz 11 olduğu için o kadar rahat davranmamamız lazım. Adam da 10 seviye. Megası da var. Anlamıyorum ya. Yani niye bu kadar ağır desteler yükselebiliyor bu şekilde hani. Tuhaf. Tabi avcısı elektrosu falan var. O ayrı da. Kanka bittin sen. Sen yedin naneyi. Sen yemedin mi naneyi şimdi? Şöyle haydutları soldan bir baskın yapayım ki. Zaten Pekka da attı. Bir şey atamayacak büyük ihtimal. Aynen. O Pekka da eriyecek. Eridi abi her şekilde o. Kule zaten gidiyor. Cehennem ejderine vuruyor. Elektro ölmedi. Oradan da güzel basar çıkaracağız şimdi. Hatta kuleyi alma ihtimalimiz vardı. Vardı. Kule itine, kule vuruşuna bir kere bir vuruş daha dayanabilseydi eğer alırdı. Oha be kardeşim bu ne yani? Megası var. Pekkası var. Biricisi var. Ne değişik desteler var ya. Tabi ben kule kullanmadığım için hiç savunmakta güçlük çekiyorum. Gitti o kule bu arada. Valkür vuruyor. Çok güzel abi. Bu arada ben o Pekka'yı korurum abi. 13 seviye Pekka boru değil. Şöyle haydutla da diğer kuleyi de alalım. Bir saniye abi. Çok güzel. Tamam abi. Savunacağım ben bunu. 37 hayatı kaldı kulenin ama. Alırsa asıl problem değil. Ben zaten kazandım. Ya sen zorla oraya aldın ama ben de 3 taca gidiyorum kanka. Demedim. Belki bir ihtimal ama. Alamazsam da sorun değil. No problem yani. Haydut yetişseydi eğer. Bir tık daha erken yani. Hadi. Haydut kolunu kaldırdı, indirse alacaktı ya. Alacaktı Haydut ya. Aga be. Neyse güzel maçtı ama. Güzel maçtı, güzel. Haydut kaç vuruyor abi? Hasarı yetiyor muydu? 233, 224 canı kalmıştı galiba kulenin. Hasarı yetiyor, evet. Arkadaşlar videomuz bu şekilde. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Hem Pekka'yı maksadık. Hem Pekka'nın kule görünümünü aldık. Hem de
Pekka ifadesini sizlerle beraber aldık. Üstüne de bir maç attık. Max seviye Pekka'nın şerefine. Şimdiki amacım abi benim Testa'yı 12 yapmak 50 bin altına. Kademe 35'e geldiğimizde de bu kitap sayesinde Testa'ya basacağım. 100 bin altın biriktirip Testa'yı da maxlayıp desteme ekleyeceğim. Çünkü kule lazım. Cehennem ejderi yerine falan, yani desteği de ufaktan bir değiştirmek istiyorum aslında. Farklı desteler kullanmak istiyorum. O yüzden Testa çok işime yarayacak diye düşünüyorum. Zaten meta aşırı derecede kullanılıyor. Kullanmayı bildikten sonra mükemmel iş yapıyor. O yüzden Testa'yı maxlayıp o şekilde kullanmayı düşünüyorum. Evet arkadaşlar, umarım izlerken keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tavsiye sorularınız için yorumlar kısmına ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz destek amaçlı beğeni bırakmayı, kanalımıza hala abone değilsiniz ve başka içeriklerimizden de haberdar olmak istiyorsanız eğer kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımızın oynatma listesinden başka oyun serilerimize ve içeriklerimize de ulaşabilirsiniz. Bu arada 4999... Ama ben zaten 5-1'e çıkmıştım, o yüzden problem yok. Neyse arkadaşlar, bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Tekrar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.